Evet, Gümbile'den herkese merhabalar. Ben Damla ve çok cici, çok tatlı bir konuğum var bugün sizler için. Yeni Çağ'ın Bilincine Uyan kitabının yazarı sevgili Özden bizimle. Merhaba Özden, nasılsın? Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Sen de öylesin bu arada. Çok tatlı ve çok cici. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Bizi korona günleri aslında buluşturdu. Bir şekilde kalplerimiz bir araya geldi. İnşallah şu günler gidince de yan yana da olalım diye niyetimi koydum ben. Evet, inşallah canım. Şimdi Özden, sana bugün zor sorularım var. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, bayıldım. Buna bayıldım. İsterseniz şöyle bir kitabı gösterelim. Doğan Knowles kitabı. Doğan Yayınlarından çıktı kitap. Uyan, Yeni Çağın Bilincine Hazırlık kitabı. Hepimiz duyuyoruz. Yeni bir çağ, yeni bir döngüye gidiyor dünya diye. İşte burada grafiklerle hem kuantum bilimsel olarak hem de ruhsal olarak bizi neler bekliyor, maddi manevi kaynağımıza nasıl ulaşacağız, yeni çağ nedir? Bunları anlatıyorum bu arada, okumanızı da tavsiye ediyorum. Özlem'cim, hem senin geçmişinde başarılı bir iş kadını olmak var, iş insanı olmak var. Hem de markalaşma yolunda pek çok kuruluşa, pek çok kişiye destek olduğunu da biliyorum. Ve bu aslında öyle ya da böyle birazcık daha bizim eril enerjiyle pekiştirdiğimiz, birazcık daha işte sayısal, rasyonel zihnin, düşünce sisteminin de aslında sende ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ama öbür yandan da sen insanlara yepyeni bir boyuttan bahsediyorsun. Yepyeni bir dönemden, yepyeni bir çağdan bahsediyorsun. Bu da aslında daha böyle dişil enerjinin, işte o bilgileri almak, bir takım meditatif enerjiler, yeteneklerin de olduğunu sen de gösteriyor. Ki zaten kitabında da grafiklerin olması sanıyorum bu eril enerjinin de o halde aktif olduğunu gösteriyor. Ve bir şekilde de her iki gruptan insanın da okuduğunda kendini daha rahat hissedeceği bir kitabı ortaya çıkardığını gösteriyor, değil mi? Biraz ondan bahsetmek ister misin? O grafik. Bravo, gerçekten öyle. Yani bu tabii bilinçli bir şekilde yaptığım bir şey değil. Bu kitabı yani o yoğun iş hayatından böyle hani bırakayım da yazayım diye yazdığım bir şey değildi. Gerçekten hani özel bir süreç, bir ilham, bir akış süreciyle bu kitabı yazdım. Bir şekilde Merkür'üm Kova, kafam benim bilim insanı gibi çalışıyor. Mesela şu an devamı olan kitabımda büyük patlama öncesi var mı yok mu, nasıl iç içe geçti, var oldu. Çünkü bilim insanları madde ve antimadde bir araya geldi, çarpıştı ve madde galip geldi diyorlar. Bu şekilde olmadı. Yani tamamen evrenin işleyişini anlatıyorum. Yani biliyorum çok şey bir cümle bu, radikal böyle çok hani güçlü bir cümle ama o şekilde. Bir de ruhsal üçgenim var benim. Yani zaten ben balık burcuyum, işte Venüs'üm balık, Mars'ım balık vesaire gibi bir derinlikten bir bilgi alıyorum aynen dediğin gibi ama onu bilimsel olarak da meç ediyorum. Dediğin gibi bir şekilde de her iki tarafa da, her iki açıya da, çünkü bazı insanlar biliyorsun daha çok böyle bilimsel verilere dayanarak bir şeyleri duymak istiyor. Bazılarımız da daha böyle tasavvufi, daha ruhsal, derin olan kısımlarıyla da alabiliyor. Ben her iki noktayı da kendi içimde meç edebildim, evet. Bu açıdan aslında ben çok yakın hissediyorum sana kendimi. Çünkü işte benim de bir iş geçmişim var. Ben de her ne kadar işte yok geçmiş yaşam şifaları, dizim çalışmaları vesaire yapsam da hep bir tarafım o rasyonel kısmı istiyor. Yani bir şeylerin nedenini, sebep sonuç ilişkisini kendi kendime ikna etmek istiyorum ki başkalarına da bunu sunabileyim. Evet. Sana bu bilgiler geldiğinde eminim sen önce bir şoke olmuşsundur diye tahmin ediyorum. Hani onları içine sinmesi, evet bu doğru, ben buna güveniyorum, hadi yazıyorum deme süreci nasıl oldu, neler yaşadın o dönemde? Ya bir şekilde evet yani yazdığım şeyi zaten idrak etmem gerekiyor. İdrak çok önemli biliyorsunuz. Yani bir bilinci ortaya koymak için aşkı idrak etmemiz gerekiyor. Ya bir şekilde hani şey kalemi elime alıyorum ve akıyor gerçekten yani öyle söyleyeyim ama sonunda tabii bunun daha gelişmesi, toparlanması dediğim gibi hani böyle daha böyle bilimle de örtüştürmeye çalışıyorum. Ya yani çoğu zaman böyle evde volta attığım zamanlar oluyor. Bazen de böyle gece
o ilham akıyor ve kalkıyorum, oturup yazıyorum, ben de şaşırıyorum yazdıklarımı ama tüm yazdıklarımı evet kendim yaşantımda açıkçası uyguluyorum. Yani uygulamam gerekiyor. Yani o çünkü bu tarz bilgiler dünyanın bilincini geliştiren bilgilerdir. Dolayısıyla bu şey bilin yani dünyanın da bir bilinci var ve yeni çağ öyle hani bilinç değişmeden girilmiyor zaten. Hani sürekli gelişim demek, sürekli bilinçlenmek demek. Bu tarz bilgilerle zaten bunun önü açılıyor. Kitabımla olan sürecim de bu şekilde oldu. Açıkçası o bazen beni de şaşırtıyor. Şöyle bir şey var. Daha önce de yaptığım işte medyumlar olsun, kanallık bilgisi alan kişiler olsun, şifacılar, şamanlar olsun. Hep diyorlar ki bu kanal bende açılmadan önce hayatımda sorguladığım bir dönem yaşadım. Ya da işte benim için çok önemli bir dönüşüm oldu, bir bitiş oldu ya da bir başlangıç oldu hayatımda. Ve ondan sonra bir şekilde her şey böyle pıtır 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 üst üste gelmeye başladı. Senin bu yazıdan önce yani bilgilerin sana akmasından önce yaşadığın herhangi bir şey var mı? Benim böyle olmadı, ilginç. Ben gayet işte böyle yoğun çalışan, o eğlenmeyi, gezmeyi seven, işte genelde insanların hayatında bir takım istemediği deneyimler diyelim, gerek iş hayatında, gerek özel ilişkilerinde, bir takım maddi manevi sıkıntılardan sonra bu konulara şey yapıyorlar, bağlantı kuruyorlar ama benim öyle olmadı. Benim gerçekten güzel, başarılı bir iş hayatım vardı. Her şey çok iyi gidiyordu. Ankara'dan İstanbul'a taşındım. İstanbul'da yeniden doğdum adeta. İstanbul'da yani her şeyi bıraktım Ankara'da. Orada birkaç işte kafe, restoran açtım. Tüm tasarımları bana ait olan. İşte farklı bir firmayla yine bir konsept çalışması yaptık. Ondan sonra böyle her şey durdu ve akış gelmeye başladı. Bu arada ciddi de giderleri olan bir insandım ve hakikaten yani bu arada 19 yaşımdan beri ben kendi kaynaklarıma kendim ulaşmış biriyim. Kendi şirketlerimin, kendi kazandığım kazançlarla ortaya koydum. Dolayısıyla hani orada bu süreçte de hani dedim ki herhalde ben bu parayı, Allah hani bana bu şeyi, bu süreci tamamlamak için yani burada, çünkü hani böyle bir sürecin olacağını bilmiyorum, çalışmıyorum, yani hiçbir fikrim yok. İstanbul'a taşındım, bambaşka bir özden doğdu. Çok şükür hani maddi olarak da kendi yaşamımı devam ettirdiğim bir süreç yaşadım. Çünkü hani eviniz var, yaşadığınız bir yer var, belirli şeyleriniz var falan. Yaklaşık 2-3 yıl önce zaten bu kitabı yazmaya başladım. Ve bu süreç böyle devam etti. Yanlış bilmiyorsam kitabında aslında birazcık da insanların kendi DNA'sına, kendi özüne uygun olan yolda ilerlemeleri gerektiğini söylüyorsun bu yeni dönemde. Ve anladığım kadarıyla aslında sen daha 19 yaşındayken bir şekilde kendi yolunu çizmeye başlamışsın. Hı-hı. Ve bunu yürütmeye de başlamışsın. Dolayısıyla hani senin yaşadığın hayat hikayesiyle sunduğun zaten mesaj o kadar iç içe geçmiş ki ve insanlar bunu senden duyup da hani "Aa, bu kızın hayatı ne?" dediklerinde sen onlara kendi hayat hikayeni anlattığında "Aa, evet" hissini de uyandırıyorsun. Çünkü maalesef içinde bulunduğumuz dönemde bu alanlar da birazcık böyle manipüle edilebiliyor ve insanlar böyle hani tabiri caizse fil dişi saraylarından anlatınca bu sefer o gerçekliği yakalayamıyoruz. Ama hani senin hikayenle bu kitabın anlatmaya çalıştığı mesaj bence çok örtüşüyor ve bu insanlarda ayrıca bir güven duygusu yaratıyor. Bilmiyorum sen hani imza günlerinde, seminerlerde ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsun? Ya kesinlikle öyle. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Ya ben hakkıyla, haddiyle yani ne diyoruz? Özüne uyan kitabını yazmış biri olarak hani herkesin bir yaşam amacı var ve bunu ortaya koyması gerekiyor. Çoğu kişi evet bu konularda işte bir takım eğitimler alıp hani
kendini işte birken yüz göstermeye çalışan evet birçok insan var ama onlar da şimdi onlar da bir şeye hizmet etti, bilinçsizliğe hizmet etti. Şimdi herkes hak alanına geçecek, had alanına. Yani hepimizin bu dünyada bir yaşam amacı var ve bu yaşam amacını ortaya koyacağımız bir sürece geçeceğiz zaten. Bu yüzden şimdi yeni çağda hiç yani izin verilmeyecek. Yani sizin yaşam amacınız değilse, haddiniz değilse bunları anlatmak. Çünkü bunu yani ilim sahibi olmanız gerekiyor. Bir şekilde ben de bir sürü astroloji uzmanına gittim. Böyle doğmuşum. Yani çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli bu derinliğin, bu arayışın, ya evren nasıl çalışıyor, zaman nasıl çalışıyor vesaire gibi. Yani çok küçük yaşlarda bunları düşünmüş, kendimi bildim bileli yazılar yazan, bu arayış içinde olan biriyim. Evet, çok şükür de hani bunu bir başarı olarak da şey yapmak istemiyorum ama bir şekilde benim kader yolculuğum ve yaratılma şeklim de açıkçası buna hizmet etmek olduğu için evet örnek olmak adına yani hem bunları anlatan biri olarak hem de yaşamımda uygulamam gerekiyor ki örnek olabileyim. Benim yolum da kaderim de bu şekilde çizmiş ama bunu hani ben yaptım bir başarı olarak görmüyorum. Eskiden daha küçük yaşlarda görüyordum. Bu benim yaratılış fıtratım öyle söyleyeyim. Ben bu yüzden buradayım. Dolayısıyla da bu aslında bir başarı değil. Sadece bir bilgi aktarımı ve örnek bir şekil gibi hani. Yani şöyle tabii, dünyada aydınlık dönemler ve karanlık dönemler var. Aydınlık dönemlerdeyken zaten kişi kendinin bilincinde ve idrakinde olduğu için tıpkı bir gül gibi. Mesela gül açtığında ah ben açtım ne kadar muhteşemim demez. Ve ne olursa olsun açar. Yani yağmur da yağsa açar, işte hava bugün kötü bugün kapayım da demez. Kendi varoluşunu olduğu gibi ortaya koyar. Ama bundan da hani böyle bir ay yok canım ben yapamam ki gibi bir enerjide de olmaz. Ama biz sanıyorum bir takım toplumdaki değerlerden ya da işte bu karanlık çağın yüksek enerjisinden dolayı kendimizle yüzleştiğimizde de hadi canım gerçekten mi gibi bazen tepkiler verebiliyoruz. Mesela işte biri bana gelip sen işte biliyor musun bir spiritüel öğretmensin dediğinde yok artık daha neler deyip kendimi geri çekebiliyorum. Bazen yapabileceklerimize dair duyduğumuz korkular ve blokajlar ağır basabiliyor. O yüzden onu dengelemek çok önemli yani. Ne ben hani yıldızları ben yarattım enerjisinde olmadan ne de ay ben yapamam ki diye geri çekmeden o dengeyi o noktaya gelebilmek bence büyük bir meziyet en azından şu an için. Evet kesinlikle bu da denge tabii ki kendi içinde. Ya karanlık dönemde yani şöyle aslında insan eksik ve yarım doğar tamamlanmak adına yani insanın yaratılış fıtratında bilinçsizlik, eksiklik, hatalar, yargılar, öfkeler vardır. Yani bir savaş hali vardır. Ben buna taraf diyorum. Yani biz insanoğlu olarak doğduğumuzda bir taraf halinde oluyoruz. Kendi içsel savaşlarımızın olduğu değil mi? Hani çok geçmiş şeye baktığımızda bu geçmiş dönemlerde hani çok ciddi savaş, yani dünyanın bir savaş halinde olduğu, ölümlerin, katliamların çok fazla olduğu. Yani bunlar hep kendi içimizdeki savaşlardan. Yani hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi bunların da olması gereken bir dönemdi aslında. Şimdi öyle bir döneme giriyoruz ki artık bu eksikliklerini tamamla diyor. Yani yeni çağdan bahsedecek olursak biraz oraya gireyim istiyorsan. Yeni çağ artık tamamlanma süreci. Yani kendi içindeki bu savaşları, ya savaş nerede çıkıyor? Eksiklik ve yarımda çıkıyor. Çünkü eksik ve yarımken bilinçsizsin. Bilmiyorsun, yargılıyorsun, ötekileştiriyorsun. Şimdi öyle güzel bir, aman bu dünyada inanılmaz bir sistemi var. Yani inanılmaz bir işleyiş var. Şimdi yeni çağda bu sistemi ve işleyişi, evrensel işleyişi öğren diyor, idrak et diyor. Ben de bunu anlatıyorum. Şimdi bu işleyişten bahsedersek böyle birazcık. Şimdi evrenin işleyişi demek bu arada. Şimdi hani evrenin işleyişiyle ne alakası var diyenler için. Şimdi en küçük yapı birimiyle en büyük yapı birimi aynı şekilde çalışıyor evrende. Dolayısıyla evrenin sistemi
Dünyanın sistemi, insanın sistemi aynı şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu da işte Allah'ın bir sistemini, evrensel sistemini ortaya koyuyor. Çünkü bunu bilirsek bu süreçte, şimdi biz 2020 ile aslında bir çağa giriş kapısı diyorum. Ben bunu yıllarca söylüyordum. Tabii benim de en büyük sınavım anlaşılmak olmuştur böyle. Hadi artık hani dayanım, anlatmak istiyorum hani vesaire falan. Ama onun da bir zamanı var. İşte her şeyin kendi içinde bir zamanı var. Şimdi kendi içimizdeki bu eksiklikleri, yani yeni çağ baktığımızda kendi içimizdeki bu eksiklikleri tamamla ve ortaya koy diyor. Hepimizin bu dünyada bir yaşam amacı var ve bu yaşam amacını ortaya koymamız gerekiyor ve insanlara aşkla hizmet etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Bu noktada sormak istediğin ya da beni yönlendirmek istediğin bir şey varsa. Aşkla hizmet etmek dedin. Hı-hı. Burada aşkla hizmet etmek kavramını birazcık daha açar mısın? Yani bunu sanıyorum o zaman bir görev olarak görmekten değil, sen daha derin bir sevgiyle bu yolda yürümekten bahsediyorsun, değil mi? Evet, şimdi burası zıtlıkların sistemi. Burada eksiler ve artılar var ve her şey iç içe geçmiştir. Biz şimdi aşk ve bilinçle hizmet etmek demek, senin özüne uyanıp artık kendi yaşam amacını ortaya koyman demektir. Bu çok önemli. Şimdi bu süreçten geliyoruz. Yani biz şimdi 2020'de bir takım kapıyı araladık. Evet, ama 2023'te artık yeni, yani özümüze uyanmamız gerekiyor. Uyanmazsak tuttuğumuz o taraf ve yargılarda çok ciddi kırılmalar söz konusu olacak. Çok ciddi hastalıklar vesaireler, işte ölümler gibi, hani bunu çok da ifade etmeyi sevmiyorum. Kırılma diyorum ben buna. Kırılmalar söz konusu olacak. Dolayısıyla bizim aşkla hizmet edebilmemiz için özümüze uyanmamız gerekiyor. Çünkü özümüze uyandığımızda biz kendi kaynağımıza ulaşabiliyoruz. Çünkü biz geçmiş çağda ne yaptık? Hep bir gelişim, bir şekilde hani kendi kimliğimizden kopmuş, değil mi? Hani özümüze tam uyanmadığımız için bir insanlık olarak hep başkaları gibi olmaya çalıştık. İşte şunları yapmalıyım, şu işi yapmalıyım, şu kadar para kazanmalıyım, bunun gibi olmalıyım vesaire. Şimdi artık ya da para gücün vardı. Mesela bir iş yapıyordum, bu iş popülerdi dedi. Kopyaladık, yapıştırdık mesela. Yani hep biz bir kopyaladık. Şu sektörde bu iş yapıyor, bunu kopyalayayım, ben de yapayım. Aynı şekilde yani güya bu tarz konuları anlatan insanlar da öyle. Yani bir şey okuyup, bir şey yapıp kopyala yapıştır. Yani eğitim oluyor, haydi gel sen de eğitmen ol hemen. Yani bunların böyle işlemediğini göreceğiz şimdi yeni çağda. Hepsi tabii ki bir şeye hizmet ediyordu bu süreçte de. Şimdi bilinçli hizmet etmek demek kendi öz kaynağımıza ulaşmak demek. Kendi özünün içindeki kaynağa ulaş. Yani çünkü artık değirmenin, kopyala yapıştırmak ne demek? Değirmenin yani taşıma suyuyla biz yürütmeye çalışıyorduk. Şimdi öyle olmayacak. Kendi kaynağına ulaş ve yaşam amacını aşkla, bilinçle ortaya koy. Ve bu konuda yetenekli olman lazım. Yani şöyle düşünün. Hani hiç resim yapmaya ya da heykel yapmaya yeteneğiniz yok ama ısrarla onu yapmaya çalışıyor. Yani sizin bir şeye yeteneğiniz varsa bu sizin yaşam amacınızdır. Bunu unutmayın lütfen. Dolayısıyla bu noktada keyif almıyorsanız, yeteneğiniz yoksa, siz bunları yaparken bir insanlığa katkıda bulunmuyorsanız, yani hizmet etmek, yani mesela ben kitabımda yazdım, ben dünyanın en büyük hizmetçisi olmak istiyorum dedim. Yani hizmetçi, bakın, yani liderler, bilinç seviyesi yüksek olan insanların hizmet sayısı da artacak. Yani daha çok kişiye hizmet edecekler. Burada böyle süreç o kadar farklılaşacak ki, bu yüzden aşkla hizmet etmek, sorumluluğunu bilmek, yaşam amacını bilmek ve insanlara ayırmadan, yargılamadan, iyi kötü, zengin, fakir, edepli, edepsiz, okumuş, okumamış, güzel, çirkin demeden tamamen aşkla ve tutkuyla hizmet edebilmektir. Bu zorlu bir süreçtir. Türkiye'nin de bu noktada çok hassas şeyleri var. Bilinç seviyesi yüksektir. Türkiye'nin dünyada önemli bir görevi vardır. Türkiye'nin bu toprakların. Bu yüzden biraz zorlu ve sarsıcı süreç ama inşallah çok şükür çok özel ve doyumlu sürece de gireceğiz. Hiçbir şey tesadüf değil.
Senin Türkiye'de doğmuş olman da tesadüf değil. Ve bu dönemde tanıştığım yine çok değerli ışık tutanlar var. Hizmetkarlar var diyeyim senin tabirinle. Ve birçoğu da Türkiye'de ya da Türkiye'de olmasa da bir şekilde yurt dışından da bir sürü insan bu dönemde Türkiye'ye çekiliyor. Keza Göbekli Tepe kendini gösterdi bir anda. Ki onun da bence bu dönemde olması çok da bir rastlantı değil. Tesadüf, tevafuk var, sen de biliyorsun. Bunlara baktığımızda, hani kitabında bahsettim mi bilmiyorum ama birazcık bu işte Türkiye'nin görevi ne olacak? Türkiye neden bu kadar özel? Bunlardan da bahseder misin? Evet, şimdi Türkiye neden özel? Evrenin, ya bu söylediğim metaforik bir anlatım değil, hakikattir. Evrenin kalbi güneş değildir, dünyadır. Dünyanın kalbi de Türkiye'dir. Hatta Türkiye'nin kalbi de Ankara'dır. Boşuna Atatürk başkent yapmamış burayı yani. Tesadüf olmadığı gibi bu da öyle. Bunu Ankaralı olduğum için söylemiyorum. Her şey ve tüm dünyayı içime kapsamış ve tüm insanlara aşık olmuş bir insan olarak bunu söylüyorum. Burada yeni bir tohum, yani yeni bir yükseliş başlayacak. Türk milletinin bilinç seviyesi yüksektir. Bu yüzden kendimizden kopuşumuz da yüksek oldu. Şimdi şöyle düşünün, bir yuvarlak halka düşünün. Çeper diyorum ben, bilinç seviyesi. Şimdi bilinç seviyesi, bilinç bu arada hani şey, bilinç seviye yüksek, sen daha özelsin, değerlisin gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Lütfen bu yanlış anlaşılmasın, hemen bunu özetle geçiyorum. Bilinç seviyesi yüksek demek, hani derler ya, Rabbim kimseye çekemeyeceği yükü vermez diye. Bilinç seviyen ne kadar yüksekse zaten o kadar yanarsın. Hani bunun altını çizeyim. Bilinç seviyelerinin mesela birden bine kadar diyelim, farklı olması zaten çeşitliliği, dolayısıyla zenginliği oluşturan bir şeydir. Yani doğaya baktığımızda ya da hayvanlara baktığımızda herkesin aynı çeşit olması, aynı olması bir çeşitlilik ya da fark yaratmaz. O yüzden kitabımda da diyorum zaten, her insan farklı ve özgündür. Yani bilinç seviyemizin ne olduğu, ne kadar kişiye hizmet edeceğimizle alakalıdır. Yani bilinç seviyesi yüksek demek, çok insana hizmet etmek demektir. Şimdi Türk milletine gelecek olursak, Türk milletinin bilinç seviyesi yüksektir. Şimdi çepere geliyorum, yani bilinç seviyesine. Siz şimdi bu kadarsanız, kendi merkezinizden, özünüzden bu sınırınız kadar gidebilirsiniz. Daha büyük bir halka düşünün. Bu kadarsa o kadar ayrılabilirsiniz. Yani çeperiniz ne kadar büyükse, şimdi kocaman bir şey düşünün böyle. Hani derler ya, dünyalar kadar seviyorum gibi. Hani çeperiniz ne kadar büyük olursa da o kadar çok kendinizden uzaklaşırsınız. Şimdi Türk milleti kendinden uzaklaşmış bir millet olarak, kendi kültürel değerlerinden, özünden, çeşitliliğinden, zenginliğinden utanan bir millet olduk değil mi? Biz hep yabancılara uymaya çalıştık. Onlar gibi olmaya çalıştık. İngilizce yaşamlar, yaşadığımız işte şirketlerde ya da bir yer açıyoruz. Hep İngilizce. Hani bunları ben yıllardır hani söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum, yaşıyorum. Ben kendim de kendi markalarımı oluştururken hep bu şekilde bir hikaye, ruh, yani sadece bir madde yaratmıyoruz bir şirket kurarken. Bunun bir ruhunu da ortaya koymamız gerekiyor. Hep bu şekilde konsept ve o yüzden de özel bir butik oluyordu, oluşturmaya, tasarlamaya çalıştım. Şimdi gelecek olursak tekrar Türkiye'ye, Türkiye'nin bilinç seviyesi yüksek. Bu yüzden bu süreçte daha evet sarsıcı olacak. Yani çünkü şu an ne oldu, hani hep duyuyoruz, yeni çağ ne, nereye gidiyoruz, ama hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben de zaten bunları anlatıyorum. Çok önemli bilgiler gerçekten bunlar. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama neden olmayacak? Yani bunları bilmek, evrenin işleyişini bilmek yeni çağ için çok çok önemli. Kendi işleyişini bilmek, tamamlanmak. Şimdi Türkiye'de de bir takım görevli insanlar ki dünyanın yönetimini üstlenecek liderler Türkiye'den çıkacak. Öncelikle bu topraklarda bir yükseliş başladı zaten, başladı çok şükür ve bu devam edecek. Kendi alanında gerek sağlıkta gerek hani birçok alanda, sanatta, Türkiye'de dünyaya öncülük yapacak, Türkiye'yi besleyecek çok önemli ben insanların çıkacağını biliyorum kendi bilgilerimden.
Dolayısıyla Türkiye kalp olduğu için şimdi kalpte inancın seçimi çok önemli. Şimdi bizim de beden olarak bir kalbimiz var değil mi? Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Ya inancımızda nefes alıp veririz ya da inançsızlığımızda. Peki inanç nedir? Yani inançta yargı, ötekileştirme, ayırma, nefret yoktur değil mi? O an keyif, neşe hali vardır. Ve ayırdığımız o tarafı bir ettiğimizde mühür et. Yani bilincin içindedir, aşkın içindedir. Onları, o eksi ve artı var ya, zıtlıkların sistemi ya, onları tutan bir mühür gibi, onları bir arada tutan ve dolanıklık dedikleri şey aslında inançtır ama o da çok farklı çalışıyor. Şimdi bilimsel olarak o konulara girmek istemiyorum. Bilim insanlarının da çok eksikleri ve hataları var. O eksi ve artıyı bir tutan bir şeydir. Yani orada artık ayrım yoktur. Orada değersizlik yoktur. Ya inançta nefes alırız ya da inançsızlıkta. İnançsızlık ne oluyor? Bilinçsizlik, düzensizlik. Orada ayırma, yargı, öfke, nefret her şey var. Dolayısıyla biz inançta aldığımızda kalpte nefes alıp verdiğimizde kalpteki tüm o kan dolaşımı değil mi? Organlarımıza nüfus ediyor. Kan pompalıyor. Şimdi onlara inançta pompalıyor ya da inançsızlıkta. İnançsızlıkta olduğunda ne oluyor? Bizler bu DNA'larımız eşleşme olmuyor. Hani orada artılar ve eksiler var ya, orada metabolizma bozulmaya başlıyor. Aşırı inançsızlık olanlar, aşırı taraf, aşırı tutucu, aşırı muhafazakar. Bu arada inanç körü körüne bağlı olduğumuz bir din değil. Dinini bile bilmiyoruz. Biz Müslümanlığın ne olduğunu bile bilmiyoruz şu an. Çünkü insanın eksik ve sınırlı bakış açısıyla zaten bunu algılaması mümkün değil. Bunları da bileceğimiz, inşallah öğreneceğimiz bir dilime doğru gidiyoruz zaten. Şimdi bu nefes alıp verme hali o kadar önemli ki burada, çünkü hastalıklar başlıyor. Şimdi dünyaya tekrar dönecek ve Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de, Türkiye'nin misyonunda o kalp dedik ya, hani diğer tüm organlara bağlanacak, hiçbir insanı birbirinden ayırmayacak. Ki ya inşallah o yeni sistem, hani kapitalizm çöküyor, ben bunu 3-4 yıldır söylüyorum ama böyle yeni yeni anlaşılıyor. Çökecek, yeni bir sistem kuracak ve inşallah ben de o sistemin içinde olacağım zaten burada Türkiye'de inşallah. Ve yeni bir sistem o tüm organlara, tüm kıtalara bağlanıp hiçbir insanı ayırmayan, herkesin Rabbin bir parçası olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Böyle bir lider olması gerekiyor. Hiçbir insana ayırmayan, bunlar bizden değil, bunlar edepli, bunlar dinsiz, bunlar şöyle değil. Yani öyle bir çağa giriyoruz ki tamamlanma çağındayız. Ya hepimiz bir de bütünüz diyoruz da işte bunu tam olarak yaşatacak bir şeye giriyoruz. O yüzden kalpte inancın seçimi, ne dedik? Türkiye'nin kalbi dedik. O yüzden hakiki liderlerin, bu İşte artık görevli olan insanların hizalarını alacağı, herkesin kendi hizasına, yani özüne geçeceği bir sürece giriyoruz. Bu dönemde de daha çok, çünkü her şey kendi içimizden dış dünyamıza yansıyor. Kendi içimizdeki eksiklik bizim dış dünyamıza yansıyor. Şimdi seni rahatsız eden, o konuya da gireyim, böyle çok hızlı anlatıyorum çünkü çok da hani böyle daha bilgili olsun diye. Ama sen beni kesebilirsin. Araya girebilirsin. Bizler ya bu süreçte şunu çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten bu noktada çok büyük eksikliklerimiz var. Bunları tamamlamak adına her şey içimizden dış dünyamıza yansıyor. Bir projektör olarak, üçüncü gözü hepimiz duymuşsunuz. Üçüncü gözümüzün o perdesiyle bir projektördür. Yani aslında tuttuğum da yok değil mi? %99'u yani kitabım, mesela buna dokunuyorum, aslında dokunmuyorum. Elektronlar bir senkron mesafe kala birbirlerine iserler ve aslında bu dokunduğum şeyin de %99.99 yani olmayan bir deryanın içinde yaşıyoruz. Hiçlikten gelen bir yol ve gerçekten mucizenin içinde yaşıyoruz. Şimdi her şey kendi içimizden yansıyor dedik değil mi, dış dünyamızda. Şimdi Şimdi eksiler ve artılar var. Evrenin işleyişini çok iyi çözmek gerekiyor. Çünkü aklınızın alması gerekiyor. Aklınızın alamayacağı bir yöne gidiyoruz şu an için tabii ki. O yüzden evrenin işleyişini çözmek, kendi işleyişinizi çözmek, Allah'ın bu dünyadaki adaletinden emin olmanız gerekiyor. Çünkü siz adaleti başka bir boyutta, başka bir alemde ararsanız
henüz bu dünyada ulaşamadığınız bir adaleti inanmadığınız, eksik olduğunuz, içten içe şüphe duyarsınız çünkü. Yani ya ben burada bu sıkıntılar yaşıyorum ama şu zamanda işte ben bunları işte cennet cehennem falan biliyorsunuz işte burada yaşayacağım diyorsunuz. Hayır, öyle olmayacak. Önce adaletin bu dünyada olduğunu, Allah'ın sisteminin nasıl mükemmel bir şekilde çalıştığını önce bu dünyada idrak edeceğiz. Yaşam amacımızı, bunu idrak etmek özümüze de uyanmanın çok büyük bir kapısını açacak ve biz yaşam amaçlarımızı ortaya koyacağız. Dolayısıyla bu noktada kendi içindeki eksiklik ne? Sen insan olarak bu dünyada yaratılış nedenin kendini keşfetmek bir kere. Kendimizi keşfetmek için bir kader yolculuğunda, bir soy yolculuğu yaşıyoruz. Bakın bu da çok önemli. Hani işte karmik ya da reenkarnasyon duyuyorsunuz bunları. Orada da bir takım hani eksiklikler var. Ben kendi bilgimle buna ben soy ağacı diyorum. Hepimiz belirli bir yola geliyoruz değil mi? Mesela o ağaç büyürken işte o biraz dalı açıyor, biraz daha büyüyor. İşte sonbahar, kış geliyor, ölüyor, tekrar diriliyor gibi hani böyle. Bu takım şeyler oluyor. Şimdi kendi içimizde de bu gelişim söz konusu. Şimdi ayırmayacağız, yargılamayacağız. Çünkü bu senin kendi içindeki eksiklik. Seni dış dünyanda ne rahatsız ediyorsa. Yani bizler sürekli öfke ve nefret içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz. Devlete karşı, şuna karşı, siyasi olarak her şey yani dışarıda ne yaşıyorsak, ilişkilerimizde insanlarla olan işte bunlar cahil, şunlar edepli, edepsiz işte o az önce saydığım yani tüm zıtlıkların sistemi. Şimdi kendi içimizdeki eksiklik bizim dış dünyamıza yansıyor ve size bir insan, bir kaza ya da bir şey olarak size geliyor, çarpıyor, tamam mı? Aynen. Şimdi yeni çağda işle ilgili vesaire bir sürü sıkıntı olacak. Çünkü senin hakkın değilse oturduğun o koltuk herhangi bir iş mesleği olabilir bu arada yani. Orası sana ait değilse seni götürecek. Bir kere buna hazırlan. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Lütfen buna hazırlanın. Ve başkalarını lütfen yargılamayın. Şirk koşuyorsunuz. Çünkü bu çok önemli. Bu şu an vereceğim bilgi çok çok değerli. Kendi içimizdeki eksiklik dış dünyamıza yansıyor dedik, değil mi? Şimdi bize geri dönüyor. Biz iyi dediğimiz negatif ve pozitifler var. Işık işçilerine bu arada sesleniyor. Öyle bir şey yok. Karanlık olmadan, gece olmadan, kadın olmadan, kadın da karanlığı temsil eder en özde. Korku ve sevgi arasındaki aşktır hakikat olan. Sadece ışık diyenler, sadece bir taraf ışığı çekiştirirken bir taraf da geceyi çekiştirir. Zıtlıklar böyle çalışıyor ama artık taraflarını bir et diyor. Sadece ışık derseniz, sadece sevgi derseniz çok ciddi maddi kayıplara uğrayacağınızı ya da maddi anlamda zaten sıkıntı çekiyorlardır çoğu. Hani bunu yargı olarak söylemiyorum. Çünkü sistem bu şekilde çalışıyor. Lütfen gecenizi, dişi enerjinizi, boşluğu kendinizden ayırmayın. Böyle bunun da altını kısaca çizeyim. Aslında madde ve antimadde nasıl birleşip bu müthiş kainatı yaratıyorsa karanlık evet. Ve aydınlık dediğimiz şey de aslında bize bunu getiriyor bir anlamda. Kesinlikle gece olmadan gündüz nasıl var olacak? Burası zıtlıkların sistemi. Yani uyanmamız gerekiyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskiden 2+2=4 böyle olmayacak. Yani gerçekten bu konuştuğumuz bu sohbet o kadar değerli ki bu bilgiler. Çünkü bunu bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek çok acı çekmeye ve sarsıntı durmaya devam edeceğiz. O yüzden lütfen kitabıma ulaşın diyorum buradan da tekrar. Şimdi iyi bir şeyle karşılaştığımızda dış dünyada kendimizden biliyoruz değil mi? Başardım, yaptım ya da iyi bir şeyle karşılaştım. Ya da Allah'ım teşekkür ederim ya da evrenden diyelim inancın. İnancı burada tartışmıyoruz. Tüm insanlığın yolculuğu aynı yere çıkar. Hepimiz Allah'a, evreni, işleyişini çözmeye çalışıyoruz. Çünkü kendimizi çözmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bu dünyadayız. İçgüdüsel olarak da çekildiğimiz, gidebileceğimiz tek yön orası zaten özümüz. Orada da zaten Allah'ı keşfediyoruz ve sistemini keşfediyoruz. Şimdi kötü bir şeyle karşılaştığımızda ama o da vesile.
Şimdi kötü dediğin olay sana öğretmenlik yapıyor, rehberlik yapıyor. Hey Özden, hey Ahmet, hey Burcu, bunu çöz diyor sana, tamam mı? Ama biz ona hakaret ediyoruz, nefret duyuyoruz, bir şey oluyor. İşimizde sıkıntı yaşıyoruz, özel ilişkilerimizde ya da başka ilişkilerimizde sıkıntılar yaşıyoruz. Sana öğretmenlik yapıyor, rehberlik. Hey diyor, lütfen orayı çözer misin? Burada bir eksik parçam var. Bak diyor, burada bir ayrımcılık yapıyorsun bir yerlerde. Bunu çöz diyor sana. Ya sistem mükemmel çalışıyor. Yani işinizde birileri size paranızı ödemiyor ya da işte alacağınız bir takım çekler, senetler vesaire bir şeyler oluyor değil mi? Yani şu an koronavirüsle birlikte dünya durdu. Yani bütün bunları hani 3 yıldır anlatıyorum ama hani insanın başına gelmeden anlamıyor. Ve bunun zaten anlaşılma zamanı da yeni yeni açılıyor. Dolayısıyla iyi dediği, iyi karşılaştığımızı kendimizden, kötüyü de onlar böyle, bunlar böyle dediğimizde şunu yapıyoruz. Allah'ım sen bu dünyada işini çekip çeviremiyorsun. Bak böyle böyle insanlar var. Ya da evren, evren sen işletim sisteminde sıkıntı var, sen yapamıyorsun, ben yapacağım diyoruz. Yani herkes kendini keşfetmekle yükümlü bu dünyada. Evet, belirli özel görevli insanlar gelir, bilinci yükseltir, yapması gerekenleri yapar ve gider. O ayrı bir şey ama insan olarak hepimiz bu dünyada sadece kendi özünüzü keşfetmek için bu dünyadasınız. Bu yüzden lütfen yargılamayın. Burada şunu kendinize sorun. Neyi eksik yapıyorum? Nerede, nerem yarım? Nerem yarım? Nerem eksik kaldı? Nerede hata yapıyorum? Ve çapraz bir bağ var. Bu an devam olan kitabımda ve online eğitimlerim başlayacak bu arada. Onları da söyleyeyim. Lütfen Instagram hesabımla Özden Yılmaz ismim. Takip edebilirsiniz beni. Bunları böyle detaylıca anlatıyorum. Yani çünkü çok gerçekten çok özel bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla kendi içimdeki eksikliği nasıl bir bütün edebilirim? Tam olmak. Tamamlamak, yani step step zaten öze, kolaydan zora doğru bir yolculuktur insanın yolculuğu, kitabımda anlatıyorum. Bu noktada neyi eksik yaptığınızı idrak etmek, bu bilgiye ulaşmak sizler için şu süreçte, şu hazırlık sürecinde en faydalı olabilecek. X şeyi istiyorum, bunu istiyorum, şu maddeyi istiyorum, araba istiyorum, ev istiyorum, neyse bunlar değil. Şu an yapmamız gereken tek şey kendi eksikliklerimizi tamamlamak. Çünkü çok büyük sarsıntılar yoksa, aşırı taraflar ve aşırı uçlar, aşırı muhafaza, aşırı ne varsa, bu benden değil dediğiniz, bu bizden değil dediğiniz ne varsa şirk koşuyorsunuz, ayırıyorsunuz ve kendi içinizde eksikliğiniz var, savaşınız var. Lütfen bunu durdurun, durdurmazsanız sıkıntı ve sarsıntılar sizi bekliyor. Evet. Özden çok güzel toparladın. Vurguları çok güzel belirttin. İnşallah önce kendimize uyanalım. Sonra da bu yeni çağa uyanalım hep birlikte. Güzelliklerle beraber diyorum. Ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Sana hem online derslerinde hem inşallah bir araya geldiğimizde Kimimila'daki seminerlerde İnşallah. Dünyanın dört bir yanında vereceğin seminerlerde de inşallah. Evet, evet. İnsanlara ulaşmanı diliyorum. Kendine çok çok iyi bak Özden'cim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sen de öyle vesile oldun. Beni konuk aldın. Çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bilgiler inşallah tüm insanlara ulaşır. Şunu son böyle kısaca söylemek istiyorum. Çok değerlisin. Ya insan de, ya insan yani... İnsan insan derler idi diye bir şey var ya, şarkı var ya, insanın ne olduğunu bir bilseniz, Rabbin bir parçası olduğunu bir bilseniz, ne kadar özel ve değerli olduğunuzu bir bilseniz, gerçekten çok özel ve değerlisiniz. Lütfen kendi eksikliklerinizi tamamlayın, sağlıkla kalın ve aşkla kalın lütfen. Muhabbetle de kalalım. Evet, hoş sohbet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle güzel tohumlar atmışızdır sizin ruhunuza, bilincinize. Onlar da çiçeklenirler. Kanalımıza da abone olursanız ayrıca çok mutlu oluruz. Bir sonraki buluşmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.